Batı şeriata İsrail'in zulmü yeni değil. İşgal altındaki Filistin'in en kalabalık şehri El Halil'de de keyfi uygulamalar devredi. Bunun örneklerinden biri de Şüheda Caddesi. Bu caddenin adı Şüheda Caddesi. Tıpkı işgal altındaki Filistin toprakları gibi El Halil kentindeki bu caddede İsrail polisinin işgali altında. Yaklaşık 1 kilometrelik uzunluktaki caddede yaşayan Filistinliler evlerine girmek için her sabah İsrail'in kurduğu kontrol noktasından geçmek zorunda. İsrail 1994 yılında yaşananları gerekçe gösteriyor. Sanki katliamı Filistinliler yapmış gibi. 1994 yılında İsrailli bir işgalci İbrahim Camii'nde katliam yaptı. O katliamdan sonra baskılar arttı. El Halil bölünerek parçalara ayrıldı. Şüheda Caddesi de o günden sonra kapatıldı. Bu cadde El Halil'in kalbine giden ana cadde. İsrail şehrin kalbini yavaş yavaş Yahudi yerleşim alanına çevirmeye başladı. Şüheda Caddesi'ne Filistinlilerin girmesi 30 yıldır yasak. Tek istisnası evleri bu caddede olanlar. Ama onlar da kontrol noktalarında sorgulanıyor. 300 metre uzaklıktaki iş yerine gitmek için kilometrelerce yürümeleri gerekebiliyor. Ya da çocuklar bekletilmeleri nedeniyle okula gidemiyor. Yakınlarının ziyarete gelmesi ise imkansız. Evim bu caddede. Giriş çıkışlarda zorluk yaşıyorum. Defalarca hem evimde hem de caddede İsrail polisinin ve yerleşimcilerin saldırısına uğradım. Bu saldırılarda gözümü kaybettim. Bu kontrol noktasında da sürekli şiddet görüyoruz.